Sen millete göbeğini kaşıyan adam demişsin bak. Makarnacı demişsin. Şucu demişsin, bucu demişsin. Milleti aşağılamışsın. Milletin 3 kuruşluk kömür için onurunu, haysiyetini sattığını söylemişsin. Bugün kalkıyorsun, aynı şeyi yapıyorsun. Ha CHP, ha DEVA, ha öbürü, ha öbürü. İstanbul'un orta yerinde DEVA Partisi'nin minibüsü. Gel vatandaş, gel, gel. Koş, koş. Neye koşuyoruz, niye koşuyoruz kardeşim? Arkadaşlar, DEVA Partisi erzak dağıtıyor, erzak. Aa, Allah razı olsun ya. Bu mübarek günde ne güzel sevap işliyorsunuz. Tamam verin. Benim de ihtiyacım var ya da yakınlarımda birkaç kişiye bu erzağı götürürüm. Aa, öyle yok. Dur bakalım, öyle bedava yok. Hani DEVA Partisi erzak veriyordu? Kardeş, sen önce bir üye ol, kimliğini ver, sonra erzağı kap. Evet, kadın orada bağırıyor, DEVA Partisi'ne üye yapıyorum. Kabul ediyor musunuz? Ondan sonra erzağınızı veriyorum diye. Bunlar böyle iktidara gelecekler. Yalanla, dolanla. Al birini, vur ötekisini. Ali Babacan da milletin derdine deva olmanın yolunu bulmuş. Üye ol DEVA'ya, erzağı kap kardeş. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu hareket. Duydum ki Ali Babacan'ı özlemişsiniz arkadaşlar. Bana öyle mesaj atıyorsunuz. Ya sen hiç Ali Babacan'dan bahsetmiyorsun. Özledik kendisini. Biraz da ondan bahset. Güzel şeylerini anlat falan diye. Madem Ali Babacan'ı özlediniz, bugün sevgili Babacan'dan bahsedelim. Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor değil mi Ali Babacan? İşte bu bir rant projesidir. İşte bu hırsızlıktır, yolsuzluktur falan. Bir an önce vazgeçin bundan. Tayyip Erdoğan'a akıl veriyor. Bak yapma. Ey baba bir dakika şimdi. Sen geçmişte bu Kanal İstanbul'la ilgili ne söylüyordun acaba? Ben var ya ben hep karşı çıkmışımdır. Allah Allah sen Kanal İstanbul'a karşı çıktın öyle mi? Ali Babacan'a geleceğim ama önce bir başka özleminizi gidermek istiyorum. Mesela herhalde Ahmet Davutoğlu'nu da özlemişsinizdir. Geçen gün kızdırdılar. Hem de ne kızdırma. Ben Davutoğlu'nu ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhit Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor musun? Sen hocasın, sus mu diyorsun? Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi, ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara haklı adaleti söyledim. İtiraz ettim. İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun? Benim başbakanlığım falan elimden gitmezdi. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Ahmet Hoca sürekli ne diyor? Allah kuru iftiradan korusun. Amin diyoruz. Amin diyoruz da bu ne Ahmet Hoca? Bu ne? Yani sen ülkenin eski başbakanı Binali Yıldırım'a burada iftira atmıyor musun? Hani ben başbakanlığı bıraktım, o cebini doldurdu, milyonları kazandı gibi bir ifade kullanıyorsun. Bunun belgesi, bunun delili, bunun ispatı var mı? Yok. Ama vatandaşı görünce Ahmet Hoca coşmuş. Binali Yıldırım'a sallamış. Milyonları cebine indirdi. Şimdi bu iddiaya herhalde Binali Yıldırım bir şeyler söyleyecektir. Onu geçelim de. Ahmet Davutoğlu başka bir şey söyledi o konuşmasında. Damadını bakan dedi. Allah Allah. Kim? Damat kim? Berat Albayrak. Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğunda bu ülkenin başbakanı kimdi? Tabii ki Ahmet Davutoğlu. Yani Ahmet Davutoğlu'nun başbakanı olduğu hükümette, AK Parti hükümetinde kabinede yer alan bir isim var. O ismi tayin eden, o ismi yazan, o ismi kabul eden bakanlık koltuğuna oturması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne kabine listesini koyan Ahmet Davutoğlu. E nasıl oluyor o zaman? Yani madem sen damadın bakan olmasına bu kadar karşıydın arkadaş, yapmasaydın. Buna dair Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından birisi açıklama yaptı. Efendim ne olmuş? Yani evet doğru, Berat Albayrak Ahmet Davutoğlu'nun kabinesinde yer aldı. Ahmet Davutoğlu yazdı ama bir liste oluşturmuştu Ahmet Davutoğlu. O listeyi Cumhurbaşkanı'na götürecekti. O listede eğer Berat Albayrak olmasaydı sonra Cumhurbaşkanı onaylamayacaktı. Kardeş onaylamasın. Madem bu kadar delikanlısın, madem bu kadar sözün erisin,
Madem bu kadar etik davranıyorsun, madem damadın bakan olmasını yanlış buluyorsun, o zaman itiraz et. Kamuoyunun önüne çık, de ki ey millet ben bu damadı istemiyorum, Cumhurbaşkanı benim kabinemi onaylamıyor diye. Dememiş. Demediği gibi imzayı çakmış, Berat Albayrak'la birlikte çalışmış, yıllarca Enerji Bakanı olarak Berat Albayrak onun kabinesinde yer almış. Sonra gel zaman git zaman dönmüş dolaşmış. Ne zaman Ahmet Davutoğlu'yu Tayyip Erdoğan'la yollarını ayırmış, başka bir safa geçmiş. Tayyip Erdoğan artık kötülemeye başlamış. Damat gelmiş akla. Bak ey damat, seni Tayyip Erdoğan zorla bize dayattı. Yok böyle bir şey. Bunu kimse yemez. Bakmayın. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ne yazık ki böyle bir handikapı var. Yani geçmişleri sık sık önlerine çıkıyor. İşte bugün pek şirin gözükmek istedikleri o cenah, onların yazılarına, yorumlarına veya kapalı kapılar ardındaki konuşmalarına bakın. Hepsi Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın geçmişine dair kötü ne varsa her şeyi ortaya koyuyorlar. Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket ediyorlardı. Ali Babacan geçen gün İTÜ'ye almadılar mesela. Niye? Dediler ki ya öğrenciler defol Ali Babacan dediler. Niye kardeşim, niye istemiyorsunuz Ali Babacan'ı? Kendi okulu orada mezun olmuş. Yok, AK Parti iktidarı döneminde yaptığı icraatlar nedeniyle, yani Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket ettiği için Ali Babacan kendi okuduğu üniversiteye alınmadı. Defol dediler Ali Babacan'a. Bugünün bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gelen bugün ortalığa umuduz diye dökülmeye çalışıyor. Devrimcilerin okulu okudan sesleniyoruz. AKP'ye mücadele ettiğimiz gibi Babacan'la mücadele etmeye devam edeceğiz. Babacan ODTÜ'den defol. ODTÜ faşizme mezar olacak. ODTÜ faşizme mezar olacak. Babacan gençliğe umut olamaz. Babacan gençliğe umut olamaz. Ben İTÜ demişim, yanlış söylemişim. ODTÜ'den mezun olan Ali Babacan kendi okulundaki öğrenciler tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Niye? Çünkü geçmiş bunların yakasını bırakmıyor. Bırakmayacak da. Bakın CHP'yi ya da Millet İttifakı'nı destekleyen Oda TV bile bugün bir haber yaptı ve Ali Babacan fena yakalandı diye manşet attı. Neymiş? Ali Babacan geçmişte Tayyip Erdoğan'ın yanı başındayken Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir açıklama yapıyor. Ve o açıklamasında ya arkadaş hiç olmasa Google var. Yani Google'a bir gir de ki ben geçmişte Kanal İstanbul'la ilgili ne demişim, bir araştır. Yani mesela Ali Babacan YouTube'la, TikTok'la, işte sosyal medyayla, Twitter'la vesaire çok haşır neşir bir adam. Bu işi de bilen bir adam. Bir kahve diye bir program yapıyor mesela YouTube'da. Bu kadar bilen bir insan, kardeş parmaklarını bir konuştur, de ki acaba ben bu konuda ne demişim? Ali Babacan bakın dün ne demiş, bugün ne diyor? Ve biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Ve Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğunu da inanıyoruz. Tamamen rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul projesindeki inadınızdan da artık vazgeçin. Ya işte böyle Ali Babacan. Ben yaptım, ben ettim, ben yaptım, ben ülkeyi yöneten adamım. Ondan sonra da sen bunları yaparsan, yani geçmişte söylediklerini bugün tam tersini söylersen, işte o karşına çıkacak amca da der ki senden davar çobanı bile olmaz. Allah akıl fikir verdi. Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çobanı. Sen amca çarşaf satmayı bilin. Sen bunları yaparsan mezun olduğun ODTÜ'deki öğrenciler seni istemez, defol derler. Seni kabul etmezler. Sen bunları yapmaya devam edersen, yani dün dündür, bugün bugündür rahmetli Demirel'in dediği gibi bu şekilde sıyıracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunlar her daim senin yakana yapışacak. AK Parti yapınca günah. Ali Babacan geçmişte içinde bulunduğu AK Parti iktidarının vatandaşa tepeden baktığını, işte onları erzakla, şununla, bununla kandırmaya çalıştığını söylüyor. Yani Tayyip Erdoğan'ı milletin gözünden düşürmeye çalışıyor. Efendim dedim ya, bunlara mübah, AK Parti yapınca günah. Seçim döneminde CHP'ye oyunu ver, traktörü kap diyecek. CHP'ye oy verene traktör bedava. Nerede traktör?
O video yok artık ortada. Aranırsa bulunabiliyor ama yok, onun bir... Ben bugün izledim. Ha, izlediniz mi? O zaman sorun yok. Ama çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal... Yine seçim döneminde gelecekler öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak diyecekler. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. Sonra bugüne baktığımızda yok canım ben öyle dememiştim diyecekler. Sen millete göbeğini kaşıyan adam demişsin vaktinde. Makarnacı demişsin, şucu demişsin, bucu demişsin. Milleti aşağılamışsın. Milletin 3 kuruşluk kömür için onurunu, haysiyetini sattığını söylemişsin. Bugün kalkıyorsun, aynı şeyi yapıyorsun. Ha CHP, ha DEVA, ha öbürü, ha öbürü. İstanbul'un orta yerinde DEVA Partisi'nin minibüsü. Gel vatandaş, gel, gel, koş, koş. Neye koşuyoruz, niye koşuyoruz kardeşim? Arkadaşlar DEVA Partisi erzak dağıtıyor. Erzak. Aa, Allah razı olsun ya. Bu mübarek günde ne güzel sevap işliyorsunuz. Tamam verin. Benim de ihtiyacım var ya da yakınlarımda birkaç kişiye bu erzağı götürürüm. Aa öyle yok. Dur bakalım öyle bedava yok. E hani DEVA Partisi erzak veriyordu? Kardeş sen önce bir üye ol. Kimliğini ver. Sonra erzağı kap. Vay be. Allah, ben de zannettim ki. Yani karşılıksız, çıkarsız DEVA Partisi. Ali Babacan millete bir şeyler dağıtıyor. Milletin yüzünü gülmesini sağlıyor. Vay be. Peki üye olmazsam Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmıştı? Enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. İşte bunu alırsınız dercesine. Öyle uzaktan bekleyip hani erzak almak isteyenler ama üye olmak istemeyenler ensesini kaşıya kaşıya geri dönüp gittiler. Üye olanlar da pek mutluydu. Evet, kadın orada bağırıyor. DEVA Partisi'ne üye yapıyorum. Kabul ediyor musunuz? Ondan sonra erzağınızı veriyorum diye. Böyle bir şey yok. İstanbul Esenyurt'ta DEVA Partisi insanlara üyelik yapıp... erzak veriyoruz diye algılar yapıyor, kandırıyor. Yani bana üye ol, size erzak vereyim diye şu an algı yapıyor. Hemen bu taraftan kimliklerini alıyorlar, üyelik yapıyorlar. Üyelikten sonra da erzağını veriyorlar. İstanbul Esenyurt'ta. Bekir abi, DEVA Partisi bu tarafta üyelik yapıyor. Üyelik yapanlar bu tarafa geliyor, bu taraftan da erzağını alıp geçiyorlar. Şu anda durdur, kapıları kapattılar. Üye olun, vereyim, üye olun, vereyim diye kadın zaten algı yapıp bağıra bağıra insanlara bağırışıp da şey yapıyor, üyelik yapıp erzaklarını bu şekilde dağıtıyorlar. Bunlar böyle iktidara gelecekler. Yalanla, dolanla, biri traktör dağıtacak, biri traktör ya, traktör, CHP oyunu ver, traktörü kap demiş ya CHP. Traktör, hani İmamoğlu'na kızıyoruz, ulaşım ücretsiz demiş, ya zam gelmiş, mazot bilmem kaç lira olmuş, hadi o ücretsiz yapmayabilir. Zam istiyorum, zam istiyorum diye bağırabilir, buna hakkı var diyebiliriz. Ama kardeşim, Gürüzel dedi ki milletin üzerinde etkili olabilmemiz için traktörü vaat ettik. CHP'ye oy ver, traktörü kap. Al birini vur ötekisine. Ali Babacan da milletin derdini deva olmanın yolunu bulmuş. Üye ol devaya, erzağı kap kardeşim. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketi. Enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Nasıl? Özleminizi giderdin mi? Ali Babacan'ı özlemiştiniz ya. Bir öyle, bir böyle. Bir de şöyle yapıyor Ali Babacan. İkide bir eski videoları çıkarıyor. Mesela geçen gün Bahçeli'nin videolarını çıkarmış, izletiyor. Ne bu Ali Bey? Bak geçmişte ne demiş? Ulan sen önce kendine bak. Senin geçmişte dediklerinin şeyi kurumadı ki daha. Yani sen AK Parti'nin içerisindeydin. Devlet Bahçeli o dönemde çözüm sürecine muhalefet yapıyordu ve AK Parti'nin dışında biriydi. Bir partinin genel başkanı, bir başka bir liderdi. Sen AK Parti'nin içerisindeydin. AK Parti'nin içerisinde söylediklerinle bugün söylediklerin birbirini tutmuyor. Sen önce bir kendini çek. Sen önce bir kendini bize hatırlat. Bak ben ne demişim. Ben ne demişim gördünüz mü? Ah Ali Babacan'a. Bakalım şu yeni seçim yasası sizi ne hallere düşecek? Kimlerin kucağına oturtacak? Kimlerin kucağına itecek? Kemal Kılıçdaroğlu Karar Gazetesi'nde konuşmuş, kapıları açmış. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu vesaire bunlar bizim partimizde milletvekili olabilirler.
Evet. Koş. Bizim partimizden milletvekili olabilirler. Kapımız açık. Tabii ki açık olacak. Derdiniz Tayyip Erdoğan olunca. Oo, neleri kabul etmediniz, neleri kabul etmiyorsunuz? Kemal Bey, yani siz açmayacaksınız da o kapıları kim açacak? Bakın, koro halinde sizin gibi olmaya başladılar. Artık ağızlarında ne diyordum ben ona? Zehirli dil kullanmaya başladı onlar da sizin gibi. Kemal Bey, sizin kapılarınız onlara açık olmayacak da kime açık olacak? Tabii ki açık olacak. Aksi takdirde sıfırı çekeceksiniz yine. Yenmiş de yenmiş olacaksınız. Pardon, yenilmiş de yenilmiş olacaksınız. Dert başka tabii. Tayyip Erdoğan olunca bütün herkes, başta Temel Karamollaoğlu olmak üzere, hepsi bir arada çıkış yolu arıyorlar. Daha doğrusu Erdoğan'dan kurtuluşun yolunu arıyorlar. Bulabilecekler mi? Bekleyip görelim arkadaşlar. Sizce? Hadi siz yazın, ben gideyim başka video çekeyim. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.